Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberin analitiğinde test 3'teyiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla hemen başlayalım çözümlerimize. İlk sorumuzda x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 36 çemberi verilmiş bize. Ve bunun merkezinin hangi yönteleme uygulanırsa nerede olması isteniyor bizde? Orijinde olması isteniyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar verilen denkleme bakarak ne yapacağız? Çemberin merkezini oluşturalım. Eksi 5'e 5 olur. Bakın şu şekilde eksi 5'e 5 noktası çemberin merkezini şu şekilde gösterelim. Nereye varmak istiyoruz? Orijine. Şimdi arkadaşlar eğer 5 birim sağa ve 5 birim aşağı ötelersek çemberin merkezi nereye gelmiş olur? Yeni konumu orijin olur arkadaşlar. 5 birim sağa ve 5 birim aşağı dikkat ederseniz B şıkkında var. Doğru cevap B şıkkı. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda verilen çemberin denklemi soruluyor. A noktası bakın 6'ya 0, B noktası 0,6 ve orijinden geçtiğine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi çemberimizin merkezini şu şekilde yazalım. Buradan merkezden OA kirişine dikme inerse kiriş ne yapar arkadaşlar? 2 eş parçaya böler. Şimdi biz OA uzunluğunun 6 birim olduğunu biliyorsak şu parçaların her biri 3 3 olur. Aynı mantıkla yine merkezden OB kirişine bakın dikme iniyoruz. Yine burası da 6 birim olduğu için 3 3 ne yapar? Böler. Tabii şuralarda 3'er birim olur. Ortaya çıkan kareye dikkat edin. Şurada bakın OM uzunluğu karenin köşegeni olduğu için 3 kök 2 olur. Şimdi arkadaşlar merkezin koordinatlarını yazalım. Apsis 3, ordinat eksi 3. Hatta şurada tekrar yazayım bakın. 3'e eksi 3. Yarıçapımız OM uzunluğu o da 3 kök 2. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayın. X eksi 3'ün karesi artı y eksi eksi 3'ten y artı 3'ün karesi 3 kök 2'nin karesi. Şimdi x eksi 3'ün karesiyle y artı 3'ün karesini aynen yazalım. 3 kök 2'nin karesi de 18 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda dik koordinat düzleminde birinci bölgede eksenlere teğet olan ve merkezi x eksi 2y artı 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan çemberin yarıçap uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi birinci bölgede eksenlere teğet. Şu şekilde bakın temsil olarak bir çizelim. Hemen x eksenine ve y eksenine teğet olduğu söyleniyor. Bakın şu şekilde merkezin gösterecek olursak şu parçalar eşit. Yani biz şuraya K, şuraya L dersek MK uzunluğu R olsun. LM uzunluğu da R olur. Dolayısıyla merkezin koordinatları R'ye R olur arkadaşlar. Şimdi bizden istenen yarıçaptı. Tamam. Bir bilgi daha var burada. Dikkat edin. Merkezimiz x eksi 2'ye artı 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bu doğruyu şöyle temsili bir şekilde çizelim. Şimdi merkez eğer bu doğrunun üzerindeyse merkezin koordinatları doğru denkleminde ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Dolayısıyla bana verilen x eksi 2y artı 6 eşittir 0 doğrusunda x gördüğüm yere r, y gördüğüm yere r yazarsam şu şekilde bakın burası eksi r yapar ve bunu karşıya atarsam 6 eşittir r olur. Bize sorulan zaten çemberin yarıçapıydı. Doğru cevap A şıkkı olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Burada iki tane çember verilmiş bakın iç içe. Dışarıda bulunan çemberin denklemini arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 49 olduğunu vermiş. Taralı bölgenin alanını 24 pi vermiş. İçeride bulunan çemberin denklemi isteniyor. Şimdi buradaki bu halkanın alanı 24 pi olarak verilmiş arkadaşlar. Bu nedir? Dışarıdaki çemberin alanından içerideki çemberin alanını çıkartarak ne yaparız? Bulabiliriz. Bize verilen denklemden dışarıdaki çemberin yarıçapının 7 olduğu anlaşılır. Dolayısıyla bakın şuraya 7 yazabilirim. İçerideki çemberin yarıçapını bilmiyorum. R kadar olsun. Halkanın alanı yani 24 pi dışarıdaki
çemberin alanından içerideki çemberin alanı çıkartılarak bulunur. Bakın hepsinde pi ortak attık. 24 eşittir 7'nin karesi 49 eksi r kareden. R kareyi bu tarafa, 24'ü bu tarafa alırsak r kare eşittir 49 eksi 24 olur. R kare de kime eşit olur arkadaşlar? 25'e. R de buradan kaç çıkar? 5. Şimdi içerideki çemberin yarıçapı 5'miş. Merkezinin koordinatları da dikkat edin orijinde olduğu için 0'a 0. Dolayısıyla x eksi 0'ın karesi y eksi 0'ın karesi eşittir 5'in karesinden x kare artı y kare eşittir 25 bulunur arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. 5'in sorudayız arkadaşlar. 5'in soruda bir ABC eşkenar üçgenin çevrel çemberinin denklemi verilmiş arkadaşlar. Bu eşkenar üçgenin çevresi ne kadar diye sorulmuş. Şu şekilde çemberimizi gösterelim arkadaşlar. Ve buradaki eşkenar üçgenimizi de şu şekilde göstermiş olalım. Biraz kötü çizdik. Bir saniye. Bakın şöyle bir eşkenar üçgenden bahsediyoruz. Şimdi bu eşkenar üçgenimizin köşe noktalarını da gösterelim. Çevrel çemberinin merkezi O olarak gösterelim arkadaşlar. Eşkenar üçgenin neyidir? Ağırlık merkezidir. Onu bir kenara not edelim. Bize verilen denkleme şuraya bir daha yazayım. X kare artı y kare 6x artı 4y artı 1 eşittir 0. O noktası aynı zamanda arkadaşlar ağırlık merkezi. Onu lütfen unutmayalım. Şimdi ne yapacağız? Bir yarıçap bulalım. 1 bölü 2 kök içinde x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi eksi 4 çarpı sabit terim. Şimdi bu işlemimizi yapalım arkadaşlar. 36 16 36 artı 16 eksi 4. Ne yaptı burası? 52 eksi 4'ten komple 48. 48 4 kök 3 bölü 2'miz var arkadaşlar. 2 kök 3. Şimdi dikkat edin. Bakın yarı çapımız şu oluyor ve burayı biz ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 3 bulduk. Ağırlık merkezi ise arkadaşlar biliyoruz 1'e 2 oran var. Dolayısıyla şuraya k dersem OK uzunluğu da 1'e 2 oranından kök 3 olur. Şimdi bir eşkenar üçgen olduğunu unutmayalım. 30, 60, 90 üçgenini kullanacağız. 60'ın baktığı ne kadar arkadaşlar? Şuradaki AK uzunluğu 3 kök 3. Demek ki BK 30'un baktığı 3 olur. 90'ın baktığı 6 olur. Bize çevreyi sormuştu arkadaşlar. 3 tane 6'yı soruyor yani. 18. Doğru cevap E şıkkı. 6. sorudayız. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare artı 5x artı 2y artı k eşittir 0 denklemi bir nokta belirtiyormuş. Nokta belirtiyorsa yarıçapımız kaç olacak arkadaşlar? 0. Hemen yarıçap bulma formülünü kullanalım. Neydi? X'in katsayısının karesi, y'nin katsayısının karesi eksi 4 çarpı sabit terim yani k. Şimdi içinin 0 olması lazım tabii ki arkadaşlar. Bulalım. 25 artı 4 eksi 4k 0'dan. Burası ne yaptı? 29. Eksi 4k'yı karşıya attık. 4k. Her iki tarafı 4'e böldük. K'mız ne oldu arkadaşlar? 29 bölü 4. Doğru cevap C şıkkı. 7'in sorudayız arkadaşlar. 7'in soruda x kare artı y eksi 8'in karesi eşittir 25 ile x 6 6'nın x eksi 6'nın karesi artı y kare eşittir 25 denklemleriyle verilen çemberler var arkadaşlar. Bize sorulan şuradaki bakın AB arasındaki uzunluk. Şimdi ilk denklemden arkadaşlar merkezin koordinatları 0'a 8 bulunur. Yarıçapımızda bakın ne olur? 5'tir. İkinci denklemimizden merkezimizin koordinatları 6'ya ne olur? 0 olur. Yarıçapımız da kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Bu değerleri bir yazalım buraya. Bakın şurası ne olacak? B, M2 uzaklığı 5. A, M1 uzaklığı 5. Ordinat 8 ise demek ki OA uzunluğumuz 3. Şimdi burada absesimiz 6 ise demek ki bakın şu 6 birim. BM2 5 ise OB uzunluğu 1. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? AB uzaklığını istiyor. Şimdi oradaki üçgeni biraz daha şuraya büyük çizelim. Şu şekilde. O noktası, A noktası, B noktası. OB uzunluğu 1,
OA uzunluğu 3. Pisagor yapacağız burada arkadaşlar. AB'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 1'in karesinden. AB buradan ne çıkar? Kök 10. Doğru cevap E şıkkı. 8. sorudayız. X kare artı Y kare eksi 8X artı 6Y artı 12 eşittir 0 denklemiyle verilen çember X eksenini A ve B noktaları da kesiyormuş. A ile B arasının, pardon, A ile B noktaların orta noktası soruluyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde çemberimizi gösterdik. X eksenini şu şekilde çizdik arkadaşlar. Kestiği noktalar bir tanesine A, bir tanesi de B dedik. Şimdi her iki noktanın da ordinatının sıfır olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü X ekseni üzerinde. Dolayısıyla ben denklemde ne yapacağım? Y gördüğüm yere 0 yazacağım arkadaşlar. Y gördüğüm yere 0 yazarsam geriye x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0 olur. Çarpanlara ayıracağım. 6 2 xx eksi eksi olacak. Buradan x eksi 6'ya x eksi 2 gelir. Buradan x 6, buradan da 2. Demek ki arkadaşlar B noktası 6'ya 0, A noktası da 2'ye 0. Fakat bizden orta noktayı istiyor. Şu şekilde orta noktaya ben K dersem ne yapacağız? Apsisleri toplayıp 2'ye böleceğiz. 6 artı 2, 8 bölü 2'den 4. Ordinatlarında toplamı zaten 0. 4'e 0 gelecek. Bize apsis değeri soruluyor. K'nın apsisi kaç çıktı arkadaşlar? 4. Doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı. 9. sorudayız arkadaşlar. 9. soruda m eksi 1 çarpı x kare artı y kare artı 6 x artı 4 y artı 4 0 denklemiyle verilen çemberin yarıçapının ne olduğu söylenmiş? R olduğu söylenmiş. M çarpı R değeri soruluyor arkadaşlar. Bir kere çemberin genel denkleminde x kare ile y karenin katsayılarının aynı olması lazım. Y karenin katsayısı bakın burada 1, o zaman bunun da 1 çıkması lazım. Dolayısıyla m eksi 1 1 ise m'den kaç gelir? 2 gelir. Şimdi yarıçapının R olduğu verilmişti. R eşittir 1 bölü 2. Neydi formülümüz? X'in katsayısı yani 6'nın karesi, Y'nin katsayısı yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı F yani sabit terim arkadaşlar. Şimdi bu değerleri hemen bulalım sizle. Ne yaptı? 36 artı 16 eksi 16. Bakın bunlardan kurtuldunuz. Buradan yarıçap ne gelecek? Kök 36. 6 yapar. R'de kaç çıkar? 3. M'i 2, R'yi de 3 bulduk. Bunların çarpımı isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 çıkar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorudayız. Dik koordinat düzleminde 3x artı 4y artı 8 eşittir 0 doğrusu x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 25 denklemine sahip M merkezi çemberi A ve B noktalarında kestiği söyleniyor. ABM üçgeninin ne isteniyor arkadaşlar? Alanı. Bakın şu şekilde çemberimizi gösterelim arkadaşlar. Bunu kesen bir doğrumuz var. O doğrumuz 3x artı 4y artı 8 eşittir 0 denklemine sahip. Şimdi şurada merkezimizin koordinatlarını hemen denkleme bakıp söyleyebiliriz. 1'e 1. Yarı çapımız ne arkadaşlar? O da bakın yine denklemden 5 olduğu gözüküyor. Kestiği noktalara da A ve B dedik arkadaşlar. Şurası da 5 birim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Buradan M noktasının doğruya uzaklığını bulacağız. Buraya K diyelim. Sonra da oradan bakalım bir şeyler gelecek mi? İlk olarak ne yapalım? MK uzunluğunu bulalım. Noktanın doğruya uzaklığı. Hatırlarsanız ne yapıyorduk? Noktanın değerlerini gidip denklemde yazacağız. X yerine 1, Y yerine 1 yazacağız. Yazalım 3 çarpı 1, 4 çarpı 1 artı 8 mutlak değer içinde. Paydamızda ne var? X'in ve Y'nin katsayılarının karelerinin toplamı var. Yukarısı ne yapar arkadaşlar? 3, 4, 7, 8, 15. Aşağısı bakın 25 yapıyor. 5 gelir. Bu da ne yapar? 3. Dikkat ederseniz tanıdık bir üçgenimiz çıktı. 3, 5. Demek ki bizim arkadaşlar KB uzunluğumuz 3, 4, 5'ten 4 gelecek. Bize alan sorulmuştu arkadaşlar. Alan ne diyeceğiz bakın. B, M, A üçgeninin alanı. Taban bakın tabanımız 8 çarpı yüksekliğimiz 3 arkadaşlar. Bölü 2. Ne çıkar arkadaşlar buradan? 12. Doğru cevap A şıkkı. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda
x kare artı y kare artı 6x eksi 8y artı k eşittir 0 olan çember x eşittir 1 doğrusuna teğet etmiş. Bize k soruluyor arkadaşlar. Şimdi çemberimizi çizdik şu şekilde. X eşittir 1 doğrusunu çizdik. Bakın teğet etmiş. Şimdi merkezimizin koordinatlarını hemen denkleme bakacağız. Ne diyeceğiz? X'in katsayısının yarısının ters işaretlisi, Y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisi. Şimdi buradan merkezimizin koordinatlarını söyleyelim. Eksi 3'e 4. Şimdi eksi 3'e 4'ü yazdık. Arkadaşlar şuradan şuraya ben K dersem MK uzaklığına bakacağım. Şimdi bakın K'nın arkadaşlar x eşittir 1 doğrusu üzerinde olduğu için nedir? Apsis değeri 1'dir. Yatayda aynı doğruda olduğu için doğrultuda olduğu için ne olacak? Ordinatımız da 4 olacak. MK arasındaki uzaklığa bakacak olursanız y'leri aynı olduğu için direkt x'leri söyleyebiliriz. O da ne olacak? 1 eksi eksi 3'ten MK uzaklığını kaç buluruz arkadaşlar? 4. Şimdi MK uzaklığı neden bulduk? Çünkü bu bizim yarı çapımız arkadaşlar. Yarı çapımız 4 çıktı. Şimdi bana K soruluyordu. Ben biliyorum ki arkadaşlar yarı çapı biliyorsam denkleme bakarak yarı çapı da bulabilirim. Neydi? X'in katsayısı yani 6'nın karesi, Y'nin katsayısı yani -8'in karesi eksi ne diyeceğim? 4 çarpı sabit terim. Şimdi arkadaşlar burası ne yaptı? 36. Burası ne yaptı? 64. Buradan ne gelir bize? 100 eksi 4K. Bu arada 2'yi de karşıya gönderdik. 8. Şimdi içerisinin ne olması lazım 8 çıkması için? 64. Şimdi 100 eksi 4K 64 ise 4K'yı buraya attım. 64'ü bu tarafa attım. 100 eksi 64'ten ne geldi? 36 eşittir 4K. K da buradan kaç olur arkadaşlar? 9. Doğru cevap E şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda bir P noktası verilmiş. 15,7. Bir çemberimiz verilmiş. Denklemi x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 25. Çember kolu olan PT'nin uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Hemen şuradan merkezimizin koordinatlarına bakalım. 3'e 2 arkadaşlar. Yarı çapımız da nedir? 5. Şimdi merkezi şu şekilde gösterelim arkadaşlar. 3,2. Buradaki TM uzunluğunu çizdik. Bunun yarıçap olduğunu biliyoruz. 5. PM birleştirdik. Arkadaşlar pardon şöyle. PM mesafesini nasıl bulacağız? İki nokta arasındaki uzunluk formülünden 15 eksi 3'ün karesi 7 eksi 2'nin karesi. Ne yaptı burası? 12. Burası ne yaptı? 5. Bu durumda PM uzunluğu ne olacak? 12'nin karesi artı 5'in karesi 144 artı 25. Şimdi burası ne yapacak? 144, 25, 169, 13. Bu durumda PM uzunluğumuz 13 oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz PTM üçgeni özel üçgen çıktı. Bakın burası da 90 çünkü bu uzunluk 5 birim. Hipotenüs 13. Demek ki PT uzunluğu ne kadar? 12. 5, 12, 13 üçgenden PT'ye rahatlıkla 12 diyebilirsiniz. Zaten bize sorulan da PT idi. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı.